Zor durumdayız beyler. Bir hal çaresi bulmak durumundayız. Bu Bursa işinden epeyce zarar ettik. Şimdi bu grev belası çıktı başımıza. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Birazdan toplantıya gireceğiz. Bu meseleyi orada konuşmak lazım. Lazım da Nuri Bey. Cemile Hanım hakikatlere gözlerini kapatmış durumda. Doğruları söylemek isteyenleri de dinlemiyor. Benim sizi toplantıdan önce buraya çağırmamın nedeni işte bu. Cemile Hanım'ın hakikatleri görmesini sağlamak. Eğer görmezse bir hal çaresi bulmak zorundayız. Beyler, ben bir hal çaresi düşündüm ama sizin bana destek olmanız lazım. Eğer bana yardımcı olursanız bu işi çözebilirim. Peki Kenan Bey, bu işi nasıl halledeceksiniz? Bizden nasıl bir destek bekliyorsunuz Kenan Bey? Eğer toplantıda bana destek olursanız bu hem Cemile Hanım için hem de Karcı Holding için faydalı bir iş olur. Siz de iyi düşünün Nuri Bey. Bu sizin için de bir fırsat olabilir. Bursa'da yaptığınız hatayı telafi edebilirsiniz. Ya da bir hata daha yaparsınız. Ama bunun bedeli ağır olur. Çok iyi düşünün. Toplantıyı neden istediğinizi öğrenebilir miyim Kenan Bey? Madem doğrudan konuya girdiniz, ben de doğrudan cevap vereyim Cemile Hanım. Grevdeki işçilerin işten uzaklaştırılıp yerlerine yenilerinin alınmasını teklif ediyorum. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bakalım herkes aynı şeyi mi düşünüyor? Oylama yapılmasını istiyorum. Benim oyum hayır. Sizin oyunuz evet. Evet. Halil Bey. Sami Bey. Evet. Bu durumda... Evet, bu durumda hayır oyları %49, evet oyları... Selma Hanım'ın hisseleri 45, %2 Halil Bey, %2 Sami Bey. O zaman %49, yani durum berabere. Nuri Bey'in %2 hisseleri galibi belirleyecek. Nuri Bey. Cemile Hanım, lütfen. Daha vaktimiz var. Nuri Bey iyice düşünsün. Acele edip yanlış bir karar vermesin. Kusura bakmayın Cemile Hanım ama benim oyum da evet. Bursa'da hata yaptık. Bir hata daha yapamayız. Bu mesuliyeti taşıyamam ben. Böylece idare heyetimiz
Holdingdeki işçi istihdamı politikasının değişmesine karar vermiştir. Bu durumda grevdeki işçiler işten uzaklaştırılacak, yerlerine daha şevkli ve istekli çalışan işçiler alınacaktır. Hem imalatımız ucuzlayacak hem de imalat kalitesi artacaktır. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Sakin ol, konuşalım, tamam mı? Eğer sakin kafayı düşünürsek bir çare buluruz elbet. Ne çaresi? İnsan ölmüş. Anne bir konuşalım, ne olursun otur bak. Cemile biraz konuşabilir miyiz? Söz bitti Ali. Konuşacak bir şey yok. Nereye gidiyorsun böyle Cemile? Atölyeye. Aralarından çıktığım insanları yalnız bırakamam. Onların yanına gidiyorum. Anne ben de geliyorum, bekle. Hay Allah'ım ya. Tamam, beni de bekleyin. Efendim? Alo Ekrem Bey. Efendim Kenan Bey. Size iyi bir haberim var. İdare heyetimiz yeni işçi istihdamı için karar aldı. Güzel, güzel, çok güzel. Bu durumda yardımınızı bekliyorum. Elbette, memnuniyetle. Sana bir isim vereceğim Kenan Bey. Git o adamı bul, ne istiyorsan ona anlat. Bu işlere o bakar. Sana istediğin kadar işçi bulur. Ama mühim bir mesele var. Asla benim adımı geçirmeyeceksin. Benden hiç söz etmeyeceksin. Yoksa iş bozulur. Tamam mı? Tamam. İsmi söyleyin. Resul. Resul'le görüşeceksin. Resul. Telefonu var mı? 23-25. Anlaşıldı. Kılıcın keskin, gazan mübarek olsun Kenan Bey. Sağ olun Ekrem Bey. Galibiyet duygusu ne güzel bir şey. Etten bile, ekmekten bile daha doyurucu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.